Güzel diyor ya. Çekiyor mu? Size'ın olduğu pozisyondaki yere bunu ekliyor. Ondan sonra size'da bir tane arttırıyor. Eğer kapasiteye ulaşmadıysa. Kapasiteye ulaştıysa bir yolun geçişini yapması lazım. Ondan sonra insertion nasıl olacak? Insertion yine aynı şekilde. Bir yere kadar kendisi insert edecek. Arta kalanı ittirecek. Sonuna kadar götürecek. Ondan sonra remove an item from an array diyor bir tane de. Aynısı şunun tersi olacak. Şeye bakalım istiyorsanız. Ede bakalım. Burada güzel komentini koymuş. Ne yapıyor? Bu yanlış şey mi? Comment mi koymuşum diye. Param index. İndeks yok ki burada. Ha bu şeyin comment'i. İndeksli olanı vardı ya, bir tane indeks yiyordu şurada. Virgül. İndex. İ. Bir tane indeksli olan ad vardı ya. Evet, onun comment'i gelmiş buraya. İkinci de bir farklı. Onun comment'i gelmiş. Onun gibi düşünürseniz eğer burayı. Index of the time that the value to be inserted in front of the value to be inserted and index out of bounds exception. Yani ders arasında arkadaşlar bir tanesi bu soruyu sordu bana esasında. Dedi ki o indexle add eğer şeyin dışına eklemeye çalışıyorsa, mesela benim elimde 10 tane eleman var sadece. Add 100 virgül a dedi. Bu ne yapar? Gördüğünüz gibi eğer index şeyden şeyse, if index is less than 0 or greater than size, ondan büyükse eğer, size'ın dışındaysa, o zaman index array index out of bounds veriyor, exception for that. Tamam, burada indeksi görmeyin. Şuradaki indeksi görmeyin. Çizmeye çalışıyorum. Bunu görmeyin. Exception da fırlatılmayacak, sadece the value var. Ne yapıyor adam? Size eğer capacity ise hemen reallocate yapıyor. Reallocate ne yapacak size söyleyeyim ben. Temp tutup yeni bir yer alıp onu atacak. Onlar yeni bir yer alacak. Eskiden oraya kopyalayacak. Ondan sonra geri return edecek, o kadar. Ondan sonra geri return olacak. Reallocate yazalım mı? Reallocate. Şuraya yazalım hemen bence. Reallocate. Tipi ne? Public mi, private mi reallocate? Void. Private olur. Tamam. Reallocate'i public yaptığınız zaman ne olur? Hala bunu yapan çok insan var ya. Deli ediyor beni ya. Reallocate niye public olmaz? Birisi çağırırsa dışarıdan patlar. Çağırsınlar. Yerde fazladan ya da. Çağırsın bana ne? Ben söyleyeyim bana ne, çağırsın. Ne oluyor? Çağırınca ne oluyor? Akıllıca çağırmasın. Kendisi aradı değil mi? Kötü bir şey değil mi falan dışarıda? Ama çağırmasın öyleyse. Kendisi için neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilmiyor. Encapsulation hocam. Evet, List privilege. Yani Principle of least privilege aykırı. Yani kendisi için neyi kötü olduğunu bilmiyor. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilen bir insansa C kullansın derler ona. Çünkü C'nin mantığı o. Çok ben sana her şeyi vereceğim, istediğini yapabilirsin. İyi şeyler yap, kötü şeyler yapma. Java öyle demiyor. Ben sana sadece olabildiği kadar iyi şeyler yapmana izin vereceğim. Kötü şeyler yapmana izin vermeyeceğim. Reallocate belki bir şeyler kırmaz ama her çağrışında iki katı yer alacak. Kopyalıyor da vermemen lazım. Bazıları hatta ben gördüm geçen dönem set size metodu yazıyorlar. PFR'ye set size metodu yazmış. Anladınız mı? PFR'ye. İçerisinde de diyor ki hani PFR'ye set size parametre almış. İyi size atama iyi diyor. Adamın gelen olduğu gibi size iyi size atamış. Tamam mı? Yani reallocate birazcık zararsız, sadece yer alır. Programın çalışmasını falan kırmaz ama size falan set edenler var. Birilerinin eline bunları verdiğiniz zaman, çağırdığı zaman tabii ki çok kötü durumda kalacak. O nedenle reallocate'in burada kesinlikle private olması lazım. Private olması lazım. Void olacak. Ve reallocate diyorum. Parametre alıyor mu? Hayır. Sınıfın içerisinde. Tamam. Söyleyin bana ne yazacağım buraya? Bir tane E dizisi T olsun. Tamam mı? E dizisi T olsun. Kapasite 2'ye çakarsa yok. Ne yazacağım buraya?
Hocam ilk önce kapasite 2 ile çarpalım, sonra onunla birlikte yer alalım. Cap çarpı atama 2. Şimdi cap'i yer alalım. İyi mi? Cap. O capacity ama ben cap yazdım buraya. Sonra? Şimdi içindekiler bunu atalım. İtalya for loop'u. Nereye kadar? Size'a kadar. Size'a capacity bir aynısıydı, tamam. Ama capacity zaten 2 yaptık. Size'a kadar artı artı i ve söyleyin buraya ne yazacağım? Kevi i atama söyleyin. The data, evet. The data. The data. İyi. Kopyaladık. Sonra? Eşittir. Eşittir deme. Söyle, bir daha söyle. The data atama. The data atama. Arrange'deki her bir elemanın tekrar bir nil ve oluşturma operation olacak. Ne yapmamız lazım? Hayır, direkt adresini kopyalayın. Bir daha yüksek sesle söyleyin, güzel bir şey söylüyorsun. Söyleyin. Normalde array'i oluşturduktan sonra her bir elemanın tekrar kendine tek tek nil yapmamız gerekiyordu da o zaman orada oluşturuyor. Burada şimdi direkt adres kopyaladığımız için sorun olmaz sanırım. Anladınız mı arkadaş, diyor ki niye array'in her bir elemanı tekrar tekrar nil demedik diyor. Anladınız mı soruyu ya? Endişesi güzel esasında. Ya bu e denen tip referans tipi, tamam mı? Ya string'dir, ya date'dir, ya işte gradebook'tur falan filandır. Öyle bir şey. Biz bunu yapmakla shallow cap yaptık. Esasında sadece referansları kopyaladık, objeleri kopyalamadık. Derdimiz de zaten o, referansları kopyalayacağız. Aynı objeleri kopyalayacağız, tamam mı? Yani esasında şey düşünürseniz mesela bu list, diyelim ki bir tane string listesi olsun. Burada yaptığımız şey sadece string'lerin adresleri, referanslarını kopyalamak, kendileri değil. O kadar da verimsiz bir şey değil yani. O kadar da verimsiz bir şey değil. Sadece referans kopyalıyor. Eğer elimizdeki veri yapısı E tipi çok büyük bir veri yapısıysa biz sadece onların referanslarını kopyalayarak çok da verimsiz olmayan bir şey yapmış oluyoruz. Evet. Hocam siz E'nin direkt E'ni oluşturabiliyor diyorsunuz ama daha demin de denedim. Önceden de denemiştim. Generik bir tipin E'ni oluşturamam diyor. O zaman şunu yapman gerekiyor yani. Her seferinde aynısı geliyor. Şunu. Ona izin verdi. Evet. Tamam, bunu yapacaksın diyor. Evet. Tamam. Hangi kompiler kullanıyorsun? Hocam, Java SE ile birlikte gelen son tüm bir nokta. Ona bir parametresi falan olması lazım. Bunun böyle yapılıyor olması lazım. E'yi buraya çap diye koyuyor olman lazım. Bir yolu var, onu bir ara bulsana ne oldu? Ben Stack Overflow'da baktıktan sonra zaten olmuyor diye vazgeçtim. Onlar olmuyor mu diyorlar? Stack Overflow'a çok inanma ama. Orada herkes iniyor çünkü. Ben de bir bakayım buna, bilmiyorum. Eğer olmuyorsa bunu yapacağız öyleyse. Bu oluyor diye biliyorum ben. Hani iki senelik soruydu ama en azından altına gelip birisinin not düşüyor. Ya Stack Overflow herkesin yazdığı bir yer, tamam mı? Yani oradaki yazanlar uzman değil, bir şey değil. Ya çoğu zaman yanlışsa da yanlış kalıyor. Sonra yanlış olduğunu bilsen tekrar gülüp dönüp ya bu yanlış yapıyorsunuz falan filan demiyorsun. Hocam şurada yer aldıktan sonra kapasite 2 ile çarpmak gerekmiyor. Kapasiteyi şurada yaptık ya. Ama yer aldıktan sonra yapmanız gerek mi? Hayır. Evet. Artıramam. Hocam belki de yer alamayacağım. Ama o zaman iki katı yer almam lazım şurada. Değil mi? O da olur. Yani iki katı yer alırsa kapasiteyi geleceğim. Ama mesela yer almadan kapasiteyi ben değiştirmiş oluyorum. Belki de o olacak gibi. Yani burada kapasiteyi değiştirdim, hemen yer aldım. Yani şu iki satır arasını çalıştırırken senden başkanın buraya erişimi yok. Değil mi? Kontrol sende. Şöyle bir şey hocam. Diyelim ki ben kapasiteyi 2 ile çarptım. Evet. Yer alamadım diye exception geldi. Sonra... Yer alamadı diye exception geldi. Ona hiç bakmadık bile biz. Yani genelde yani bu nil'den gelecek exception'lara bakmıyoruz bile çoğu zaman. O kadar sağlam kod yazmıyoruz. Yazmalı embedded ortamlarda falan olması lazım belki. Hiçbir zaman crash olup ortada kalmaması lazım ama burada yer gelmediği zaman burada bir exception throw olacak esasında yer kalmadığı zaman. O exception da seni bunu çağıran ya da onu çağıran ya da onu çağıran birilerini yakalaması lazım. Yani yer kalmadığı zaman adam sana bir şeyler eklemeye çalışıyor. Yer kalmadı, senin pek fazla yapacağın bir şey yok burada. Seni çağıran adamın düşünmesi lazım galiba. Onun exception olacak. Yani sen kapasiteyi daha sonra yapsak bile yine aynı şey numara. Yani yer kalmadığı zaman yer kalmayacağını niye sana söyler?
Ben dedim ki yani yeri aldıktan sonra ben kapasite 2 ile çarparım. Eğer ki yer alamıyorsam kapasitem 2 ile çarpmış olmaz. Sonradan başka bir kontrole gittiği zaman indeksim kapasitenin varmamış olur. Ve ben hala yer varmış gibi düşünüyorum. Ama o zaman exception yakalaman lazım. Exception yakalaman lazım. Yer alamadıysam demek ki exception'ı yakalaman lazım demek, değil mi? Onun için kod yazmamız lazım. O kadar girmiyoruz o kadar detaya. Gerisi iyi olur ama genelde need ondan bahsettik. Need'i kontrol edeceksiniz geldi mi gelmedi mi falan gibilerde. Genelde eğer yani bir array liste yer kalmayacak kadar yeni bir eklemen ihtiyacı yerin yoksa eğer zaten programın çoktan göçmek üzeredir. Yer kalmadığı zaman yapacağım pek bir şey kalmıyor. Onun yukarıdaki seviyede bildirini bulması lazım. Tamam, delete falan yok gördüğünüz gibi. Delete falan filan yok yani eski yerimizi geri verelim falan filan. Eski yerimiz nerede geri veriliyor? The data atama T dediğim zaman ben The data'nın daha önceden şurada gösterdiği yer bir yer vardı ya hani The data'nın şurada alındığı yer vardı ya The data'nın oranın garbage collector tarafından tekrar geri verilmesi lazım. Onu garbage collector ayarlıyor. Biz ayarlamıyoruz. Biz ne yaptık sadece? The data atama T dedi. T'nin göstermiş olduğu yeni dizi benim için T'nin göstermiş olduğu yeni dizi T'nin göstermiş olduğu yeni dizi iyi göstererek de data'yla artık eski de data'da ne varsa ne gösterirse ondan kalmış kolektör tarafından temizlemesine izin verir. Reallocate bunu yapıyor. Reallocate'den döner dönmez hemen bakın şey yapmadı hiç. Size'ı biz burada değiştirmemiştik. Size'ınca elemanla entry'yi koyuyor. Size'ı bir açıyor ve return true diyor. Return true diyor. Tamam. Neden sizce boolean return ediyor? Ne zaman ekleyemez array liste eleman? Yok, hayır öyle bir şey kontrol yapmadık burada. İşte reallocate'in içinde onu yapmamız gerekmiyor muydu aslında? Efendim? Reallocate'in içinde mi onu yapmamız gerekiyor? Yok yapmayacağız, yok. Yerle alakası yok onun true return etmesi, söyleyin. Eğer küme ise mesela aynı elemandan var mı diye. Kimden kaldı bize? Kimin mirası et? Collection'ın değil mi? Collection'ın altında sadece siz yaşamıyorsunuz. Collection'ın altında ağaçlar yaşıyor, headsetleri yaşıyor, kümeler yaşıyor, tamam mı? Kümelerde bazılarını da edileme durumu var. Yani diyor ki bunun aynısına var, edilemem diyor. Bu buraya olmuyor diyor. O zaman false return ediyor. Ama burada sürekli olarak true return edecek. Tamam, add metodunu implement ettik. Problem yok. Diğerleri de rahat bir şekilde. Başka ne var? Remove vardı. Ondan sonra set vardı. Onlar da aynı şekilde implement edebiliriz. Biraz da şeye bakalım. Performance of KWArrayList and the Vector Class. Onlara bakalım birazcık. Vektör sınıfı diye bir sınıf var esasında. Eskiden ArrayList yerine falan kullanılmış çok. Şurada var. İşte burada vektör sınıfı. Onun yerine falan kullanılmış vektör sınıfı ama artık kullanılmıyor. Vektör yerine ArrayList kullanın diyorlar. O eskiden kaldı falan diyorlar. Tarihsel nedenlerle onu orada tutmak zorundasın. Eğer orada tutmazsan eskiden yazılmış kodların hiçbiri kolejinin yerlerinde çalışılmazdı herhalde. Vektörle KWArrayList birbirine bayağı bir benziyorlar. Birazcık bunların çalışma zamanlarına bakalım. Set and get method execute in constant time diyor. O bir de çalışır bunlar diyor. Değil mi? Set ve get. ArrayList'te. Çünkü get'i söyleyeyim bana. Get'i nasıl yazarsınız şurada? Yazalım mı hemen? Ne bu? Public mi? Private mi? Public. Return tipi ne? Get'i. Get E. Tamam mı? Ne diyeceğim hemen burada? İlk önce bir E check yapmam lazım. If bilmem ne değilse hemen throw diyeceğim. Exception fırlatmam lazım burada. Ama onun haricinde de yapacağım tek şey return the data E. Bu kadar yazdım işte. Çalışma zamanı ne bunun? O bir constant time, o bir zamanda. Set de yine aynı şekilde. Set de yine aynı şekilde değil mi? Gidiyorsun, o elemanı, yedinci elemana diyorsun ki senin değerin bundan sonra bu olacak. Set ve get dolayısıyla o birle çalışıyor. Tamam mı? Inserting or remove elements is linear time. Anladınız değil mi? Add linear zamanda çalışıyor. Add'i burada yazdık biz işte burada add bu. Niye linear zamanda çalışıyor bu add? Reallocate olduğu zaman işte tek tek çalışıyor. Worst case'de değil mi? Worst case'de lineer zamanda çalışıyor. Çünkü n tane elemanı kopyalaması lazım diğer tarafa. Worst case'de. Zaten o notasyonda ne diyordu? Bu benden daha hızlı büyüyemez diyordu değil mi? Yani upper bound veriyordu. Worst case yani. Worst case'de en kötü durumda lineer zamanda ama genelde de o bir zamanda çalışıyor değil mi genelde?
kaç seferde bir lineer zamanda çalışır, kaç seferde bir constant zamanda çalışır söyleyeyim bana. Şimdi şurada ikili çarptığımız için değişir. İlkinde 10 sene değil, sonrasında 20 sene. N tane eleman olduğunu düşünün. Dizinin içerisinde, Ereğlis'in içerisinde. N-1 defada, çünkü boşlukta değil mi? N-1 defada constant zamanda çalışıyor. N-2'ye geldiği zaman N'lik bir tane şey gerekiyor değil mi? Dolayısıyla N defa çağırdığınız zaman beklentiniz ne? N defa çağırdığınız zaman 2 N'lik bir işlem yapmış olmanız lazım değil mi? Anladınız mı? N defa çağırdığınız zaman ben Ed'i, N, dizinin içerisindeki eleman sayısı olsun. N defa çağırdığınız zaman beklentim benim 2 N'lik bir işlem olması. 2 N nereden geliyor? Bir N şu real location'a gelecek. N defa çağırdığında bir defa real location olacak. N defa çağırdığım için de her birinde bir tane geliyor. Dolayısıyla 2 N'lik bir çalışma karmaşıklığı var. Bu N demek değil mi? Öyleyse avarajda, avarajda esasında siz Ed'i N defa çağırdığınız zaman avarajda o birlik bir çalışma karmaşıklığı var. Avarajda. Worst case'de değil avarajda. Tamam mı? Yani şey ortalama çalışma zamanı bu Ed'in. Dolayısıyla o bir diye düşünebilirsiniz. Worst case değil. Ortalama çalışma zamanı. Ve bu da şeyden geliyor. 2 çarpıdan geliyor. Hani bunu niye 2 ile çarptık biz bunu? 2 ile çarpmamızın sebebi o. Avarajda O1'e denk gelsin diye. Avarajda O1'e denk gelsin diye. Diğer türlü mesela şey olsaydı, her seferinde %10 arttırmış olsaydık O1'den daha fazlaya denk gelecekti. 10 katı falan filan gibi hikayeler falan olacaktı. 2 ile çarpmak en pratiği burada. Avarajda O1'e. Ama worst case'de lineer zaman. Inserting or removing elements is linear time. Tamam. Bu vektör sınıfı diye bir sınıf vardı. İşte ArrayList'e benziyordu ama daha sonradan kaldırıldı falan. Vektör kullanmak yok. ArrayList kullanacaksınız. Tamam. Bu stack denen sınıf da vektörün bir alt sınıfı. Orada olmaması lazım esasında. Bunun hakkında stack'lere geldiğimiz zaman daha sık bir şekilde. Tamam. Şimdi bu list sınıfının, list interface'inin ArrayList olarak implement edilmiş haliydi. Hangileri implement edildik? Add'den başka add, remove, set, get falan onları implement ediyorum. Onların implementasyonunu bıraktım. Kitapta zaten bahsetmiş onların kodları var. Bazıları da ödev olarak vermiş. Alıştırma olarak vermiş. Onları yaparsınız siz. Daha fazla bunun hakkında konuşmayacağım. Çünkü neden? Basit. Zaten istediğiniz zaman yazabiliyoruz. En karmaşa herhalde buydu. Şurada şuydu. Onlardan yaptık. Bir problem yok. İsterseniz birazcık işin diğer tarafına bakalım. Hani bir tane daha diğer tarafı vardı. Link list tarafı vardı. Ona bakalım. Single link liste, double link liste, tamam mı? Array liste eleştirmeye başlıyorlar. Array list iyi oldu, güzel oldu ama add and remove methods operate in linear time because they require loop to shift elements in the underlying array. Add yaptığın zaman, remove yaptığın zaman array liste, add ya da remove yaptığın zaman array liste, arta kalanı, arta kalanları bir yere add yaptığın zaman ortalarına bir yere itmen lazım. O da linear zaman getiriyor bana. Linear zaman getiriyor. Özellikle bu indeksli add'de. Add, i, virgül, e dediğim zaman, tamam mı? Bunda ya da remove'da kaydırma gerekiyor. Kaydırma da lineer zamana geliyor, tamam mı? Bunun için linked list kullansak acaba diyorlar. Linked list. Linked list overcomes this by providing able to add or remove items anywhere in the list in constant time. Linked list nasıl bir şey? Böyle node'larım var. Şurada işte benim data'm var, e var. Bir tane referans diğerini gösteriyor. Bir tane daha E var. Bu şekilde. Array ile bunu karşılaştırırsak eğer array nasıldı? Array list. Array list onlar arka arkaya geliyor. E'ler burada. O nedenle şurada bir tanesini kaldırmak istediğim zaman ben şunu kaldırmak istediğim zaman arta kalan E'lerin hepsini ileri doğru kaydırmam lazım. Burada öyle bir şey yok ama. Eğer şunu kaldıracaksam ben şuradaki E'yi yapacağım tek şey şunu alıp yok etmek, bunu da buraya bağlamak. Tamam mı? Constant zamanda yapabiliyorum bunu. Dolayısıyla linked liste, double linked liste, single linked liste, insertion ve deletion'ların hepsi constant zamanda. Eğer yerini biliyorsan, yerindeysen eğer. Yerini bilmiyorsan, oraya kadar gideceksen onlar ileri zaman oluyor. Tamam mı? Yerini bilmiyorsan, nereye insert edeceğini, nereden cümle edeceğini bilmiyorsan, arayacaksan, o da yine ileri zaman alıyor. Ama yerini biliyorsan, tam onun üzerindeysen, oraya insert ve deletion yapmak, constant zaman alıyor. Each element in a linked list stores the information and a link to the next and optionally previous node. Linked liste, single linked liste, double linked listin farkı ne? Bir
bir şey tarafı, birisi geri doğru da gidiyor. Birisinde single linked'de sadece ileri doğru böyle oklar var. Diğerinde ama, diğerinde geriye doğru da böyle bağlantı var. Double linked'de, single linked'de arasındaki var. Birisinde ileri doğru ilerleyebiliyorsun next 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 diyerek. Diğerinde previous previous diyerek bir öncekine doğru gidebiliyorsun. Double linked list, linked list. Şimdi linked single linked list yapmaya çalışacağız. Double linked list eklemek çok zor olmayacak. Tamam. Bu yöntemi kullanarak da yine list interface'ini implement edebilirim. Nasıldı şeydi bizim array list'te? Sadece elemana bir tane şey koy, yeni elemanı koy. Sadece pozisyona yeni elemanı koy diyorduk. Eğer yeri yoksa reallocate et diyorduk. Bunda öyle olmayacak ama yeni bir eleman geldiği zaman onu listenin en sonuna koyman lazım. Orada bir pointer var, referans var. Oraya gidiyorsun, yeni ne olduğunu koyuyorsun. İşini halletmiş oluyorsun, kalsın zamanda yapmış oluyorsun. Farklı bir şekilde implement ediliyor ama list interface'in implement ediyor. İşte şeklimiz burada. Elimizde node denen bir tane şey olacak, veri yapısı olacak node. Node'un içerisinde iki tane alan var. Bir tanesi veriyi gösteren data. Tamam mı? Bir tanesi veriyi gösteren data, şurada işte. Bir de next'i gösteriyor, bir tane node'u gösteriyor. Şu bir node referansı, bu da bir tane E tipinde referans. Bu bir tane string linked list'iymiş. Bunu yapmış olan. İşte node'un UML diagramı şurada. Node'un UML diagramı. İçerisinde bir tane data var, E tipinde. Next de gördüğünüz gibi composition'da kendi içerisine koyduk. Kendi kendini gösteren self-referential bir tane yapı. Kendi kendine ya da kendine tipte aynı objeleri gösterebilen bir tane yapı. Tamam. Peki bizim single linked listimiz nasıl bir şey? Single linked listimizin içerisinde bir tane, şu ne referansı şu? Head ne referansı? Bir tane node referansı. Single linked list içerisinde diyorsun ki benim head'im, listemin en başı bir tane node'u gösteriyor. Node'u gösterdikten sonra node da zaten diğer node'ları göstererek işine devam ediyor. Ta ki en sona gel. Bakın şurada ne yazıyor? En son next. Ne al? Benden bir yere gidemezsin artık diyor. Burada kalıyorsun. A node contains a data item and one or more links. Ne demek istiyor one or more links? Data item anladık da şu ne demek? One or more links. Geri birden fazla. Evet, single linked list mi, double linked list mi? Ona bağlı biraz. Single linked list mi, double linked list mi? Birazcık ona bağlı. Eğer double linked listse o linklerden bir tanesi ileri gidiyor, bir tanesi de geri gidiyor. Tamam mı? Double linked listse yanında bir tanesi gidiyor. Çok böyle yaklaşık bir buçuk ay ileri atlayarak hemen bir şey çizeyim şuraya. Birkaç tane şey. Bir daha söyle. Ya şey, tree'leri ya da map'leri göstereceksin. Birkaç tane daha. Birkaç tane daha koyarsak tree ya da map olur falan filan diyorsun ama birkaç tane falan koymayacağım. Aynı sayıda olacak. Aynı sayıda. Evet. İki tane. Evet. Şimdi şu node. Şu, bu, bir daha yazıyorum. Şimdi burada bir tane E var. Ya da bunu yanlış yaptım ben. Şöyle yapalım. Bu node. Ondan sonra şurada da bir tane node var. Burada da bir tane node var. Bunların ne birinin içerisinde E'leri var. Dataları var yani. Yanlış gösteriyorum ama idare edin. Çünkü E'ler de dışarıda olacak. Bu buraya referans gösteriyor. Bu buraya referans gösteriyor. Bu buradan böyle, bu da buradan, buraya referans gösteriyor. Tamam mı bu? Dolayısıyla her birinin içerisinde iki tane referans var. Birisi next'te, birisi de previous'te. Tamam mı? Şeylerde ağaçta, ağaç yapmak istediğiniz zaman ama hemen hemen aynısını kullanıyorsunuz. Tamam mı? Hemen hemen aynısını kullanıyorsunuz. O da şöyle. Birisi sol tarafı, birisi de sağ tarafı gösteriyor. Bu kadar. Şimdi eğer linked list olsaydı bu buradan şuraya doğru gösterirdi. Buradan buraya doğru gösterirdi. Ama linked list değil. Bu da aynen böyle yapıyor. Başkasına gösteriyor. Linked list'te ağacın farkı esasında bu. Şurada next previous dediğim zaman aynı yere gidiyorum. Burada left dediğim zaman uzaklaşarak gidiyorum. Tamam mı? Çok yani yapısı bir ağacın, ikili ağacın, binary tree'nin node yapısıyla double linked list'in node yapısı birbirine çok benziyor. Birisi next previous, birisi left right. Tamam? Evet. Hocam ağaçta sadece left right konutları mı var yoksa indeksli bir şeyler var mı? Ağaçta sadece left right var. İndeksli bir şeyler yok. Linklist'te de indeksli bir şeyler yok. Linklist'te de indeksli bir şeyler yok. Linklist'in üçüncü elemanı, beşinci eleman dediğin zaman baştan başlayıp sayman gerekiyor.
Yani array gibi verimli bir şekilde indeks yapamıyorsun. Tamam, buna geleceğiz. Bunun hakkında da epeyce bir konuşacağız. Şimdi sadece bu node'un bu double linked list yapısının bayağı kuvvetli bir şey olduğunu bana mor bitti diyor mu? Bayağı kuvvetli bir şey olduğunu unutmayın. Evet. Node'la data arasında dependency yerine aggregation yerine dependency olsaydı olur muydu? Yerine? Aggregation yerine dependency olsaydı olur muydu? Şu diamond var ya hocam. Anlamadım. İçi boş diamond aggregation var. Yerine composition mı demek istiyorsun? Yok, dependency. Tek taraflı ilişki. Noktalı var ya. Ok, noktalı ok. Nerede noktalı ok? Bu noktalı oku göremiyorum ben. Yok, ben öyle olsaydı olur muydu diyorum. O zaman dependency demek bunu kullanıyor demek. Hı hı. Nasıl yazardın onun kodunu? Ben onu bilmiyorum. Nasıl yazardın? Bunun kodunu yazmak çok kolay. Burada CSS diyorsun ki next node, şurada yazıyorsun ki şurada node tipinde bir tane next'im var diyorsun. O kadar. O söylediğini nasıl yapardın? Kod aşamasını hiç düşünmedim ama sadece tasarım olarak. Ya iyi de tasarım. Şimdi abstraktlık güzel bir şey. Soyut çok güzel şeyler söyleyebiliyorsun. Bunu somutlaştır dediğin zaman somutlaştıramıyorsan her tasarımda bir hata var. Yani senin onu söyledi. Şimdi tamam. Dependency varsa, dependency demek sınıfın bir tanesi başka bir sınıfı kullanıyor demek. Composition haricinde bir şekilde kullanıyor. Onun objesini alıyor, tamam mı, sınıfın birisi metotlarla. Onun objesini alıyor, onun metotlarını çağırıyor demek bu. Node zaten kendisini zaten kullanıyor. Node kendisine zaten dependent. Yani böyle bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten kendine dependent. Kendi metotlarını zaten kullanıyor. Tamam, buradan devam edelim. A link is a reference to a node, onu da söyledik. A node is generally defined inside another class. Bakın bu önemli. Node denen şey esasında dış dünyaya açılmıyor. Node denen şey esasında dış dünyaya açılmıyor. Kendi link list sınıfının içerisinde bir tane inner sınıf oluyor. Inner sınıf. Private bir inner sınıf. Dış dünyaya açılmıyor. Node'un tüm detaylarını siz biliyorsunuz. Dış dünya bilmiyor. Esasında dış dünya kendi içerisinde bir node kullandığınızla biliniyor. Dış dünyanın bildiği tek şey ne? Sizi bir liste olarak biliyor. Add var, remove var, get var, set var, contains var, contains all var. Başka da bir şey yok. Kendi içeride sen node mu kullanıyorsun, array list mi kullanıyorsun, array mi kullanıyorsun falan. Onu çok fazla ilgilendiriyor. İçeride genelde saklıyor. Nasıl ki biz array'imizi, array listin içerisindeki array'imizi dış dünyadan sakladık. Bu node'u da aynen o şekilde saklayacağız. O şekilde saklayacağız. Node array'e göre birazcık daha karışık. İçerisinde bir iki tane data field var. O nedenle bir sınıf yapacağız onda. Ama private bir sınıf yapacağız. Bir kalacak. The details of a node should be kept private. Şu içi bir semer. İşte bir tane size node tanımı. Bir tane inner sınıf bu. Başına o yüzden private yazmış. Class node demiş. Static bir sınıf. Daha önce hiç static sınıf gördük mü biz? Static manası neydi? Static metotlar ne yapıyorlardı? Static metotlar. Objesi oluşturulmadan çağrılabiliyor. Obje oluşturulmadan çağrılabiliyorlardı. Bazı sınırlamalar da var bunların mesela. Neydi? Statik metotlar. Statik metotlar. Statik olmayan data memberlara erişemiyorlardı değil mi? Çünkü ortalıkta obje yok. Statik sınıflar da kendi içerisinde. Statik sınıflar sadece inner sınıflarda oluyor. Tamam mı? Nested sınıflarda. Yani bir sınıfın içerisinde başka sınıf var. Bizim single linked list sınıfımızın içerisinde bu işte node sınıfı olacak. Inner sınıf. O da static yapmışız. Statik sınıflar da aynen statik metotların içerisinde bulundukları sınıfın data field'den erişememeleri gibi static sınıflar da içerisinde bulundukları sınıfların private data member'larına erişemeyecekler. Tamam. Yani çünkü statikler bunlar. Yani sınıfın objesi olmasa da çalışabiliyorlar ya. Bu o manaya geliyor. Yani ben bu node'un içerisindeki metotlardan herhangi bir fazla bir metodu yok ama bunun. Node'un içerisindeki bu metotların herhangi birinden, tamam mı, node'u barındıran sınıfın data member'larına erişemem. Sınırladım ben burada. Yazmasaydım ne olurdu? Bir şey olmazdı. Compiler yine compile ederdi bunu ama principle of least privilege, ben bunu kısıtlayabildiğim kadar kısıtlıyorum. Kısıtladım ve diyorum ki sen diyorum içerisinde bulunduğun sınıfın data member'larına erişemezsin diyorum. Tamam. Başka ne var burada? Şunu da kırmızı yapmışım, gördünüz mü? Constructor private. Eğer sizin bir sınıfınız varsa class A diyelim. Bunun içerisinde başka bir tane sınıf var. Class B. Tamam. Class B, Class A'nın içerisinde. Bu bunun inner sınıfı ya. Class A, Class B'nin tüm private data member'larına, private fonksiyonlara, metotlarına, her şeyine erişebilir. Tanım bu. Inner sınıfların tanımı bu. O nedenle bunun constructor'ın private ya da public olması
bir şeyi değiştirmiyor. Onların hepsini ben işleyebiliyorum. Ya hocam bu sınıfın private'ına nasıl erişirsin dışarıdan ama bunun inir sınıfa. Eğer kendi başına bir sınıf olmasını istiyorsan sen bunu, o zaman ağanın dışına taşır. Tamam mı? O zaman kimse erişemez onun private'ına. Ama eğer sen onu ağanın içerisine koyuyorsan, öyle bir niyetin var. Kendi içerisinde bir yapısı var ama hala ağaya bağımlı. Dışarıdan bir erişilemiyor. Node yapmışız. Node'un içerisinde ne var? Aynen orada çizdiğim gibi. Bir E referansı var. Tamam mı? Private E referansı var. Bir de next node var. E tipinde. Bakın bununla bu aynı. Onunla bu aynı. İkisinin şunun referans olduğunu unutmayın ama bu bir referans. Bu bir obje değil. Tamam mı? Referans. Diğer türlü bu bir obje olsaydı eğer objenin içerisine obje koymuş olurdunuz. Olmazdı o. Yani öyle bir tane şeyi düşünün ki veri yapısı kendi içerisinde kendisinin aynısından var. Olmaz. Zaten C++'da bunu yaparken biz kendi içerisine kendisini koymuyorduk. Kendi içerisine kendisinin pointer'ını koyuyorduk değil mi? Bu da referansını koyuyor. Ne yaptı burada? Data item'ı constructor'a aldı. Data item'ı data ile gösterdi. Ve bir tane ne olur construct etti. İnir sınıf. Bunlardan kullanacağız. Add dediğin zaman ne olacak add dediğin zaman? Hani şurada var bir şekilde göstermiştik. Head'i takip edecek. Head'i takip edecek. Nasıl implement ederseniz siz Head'i. Head ne yapıyordu? Ereğliyse, işte elde yapıyordu, listeden sonra yeni verdiğiniz elemanı koyuyorsunuz. Nasıl yaparsınız dedi, olsaydınız siz olsaydınız dedi. Single link listin headini alırdım. Next, next, next takip ederdim ta null görünceye kadar. Null gördüğüm anda da işte null atanmış olan next değerine atama derdim, yeni node derdim değil mi? Onu derdim. Ufak bir problem var burada, eğer head nullsa o zaman head'in değerini değiştirmeniz gerekiyor. Şey, single linked list eğer boşsa. Şurada güzel bir implementasyonu vardı esasında bu. İşte bakın. Bu bizim single linked list sınıfımız. E tipinde. Tamam mı? E'li bir single linked list sınıfı. İçerisinde sadece bu var. Başka bir veri yapısı yok. Biliyor musunuz bunun içerisinde? Bir de işte node sınıfı var. Inner class olarak node sınıfı var. Başka ne var bunun içerisinde? Add var. Get var. Set var. İğri şeyli indeksli add var. Onların hepsi var. Başka da bir şey yok. Var mı soru sonra? Hocam, evet. Node sınıfı oluştururken node tipindekilerle generic yaptık ya, yani node yazdık. Evet. Private node, generic next eşit, atama null dedik ya. Evet. Orada ne olmaya çalıştılar anlamadım. Null'a tabakla mı? Hayır yani node dedik ama biz node sınıfını oluşturuyoruz. İkisi aynı oldu gibi geldi. Self-referential şu işte, şunu yaptık. Şunu yaptık. Bunu yaptım. Bak burada ben ne yaptım? Şunu sileyim. Şu kafa karışmasın. Şurada. Node'un içerisinde bir data kısmı var. Node tipinde. Bir de E tipinde bir data var. Bir de node tipinde next var. Anladım. Kendisini gösteriyor. Yani bu C'de düşünürsen her C++'da kendisine bir pointer'da tutuyor. Onda null koymuş ki şey olmasın. Problem çıkmasın daha sonra. Null'ı inişkaz etmiş. İnişkaz etmesine gerek yoktu ama başlangıçta bunu null deyip. Ve yaptığı şey de data ilk önce constructor'da bunu inişkaz ediyor sadece. Daha sonra bunu kullanan adamlar yukarıda. Hani bu private'a kime erişebilir ki? Bu kendi içerisinde yer aldığı sınıf buraya erişecek. Onunla ilgili şurada ufak bir kod vardı işte. Bunu mu yapsak? Bu da güzel bir şey söylüyor ama dersi bitirmeden önce esasında onu nasıl implement etmişiz ona bir baksak daha iyi olur. Uzaklarda bir yerlerde. Almamışım bunu buraya ya. Kötü ya. Koymamışız bunu buraya. Şey yapsam olur mu acaba? Şuradan. Buyur değil mi? Yok, tamam, chapter 4. Buradan hemen bulalım. Array list şu. Bunu nasıl büyütüyordum arkadaşlar ya, hatırlıyor musunuz? Bizde altta büyük yer var da. Ha evet var. Hocam, array list'i